Evet arkadaşlar, bir önceki dersimizde enzimleri çözdük. Şimdi enzimlere devam edeceğiz, enzim 2'den. Şimdi enzimler zaten önemli demiştik. Enzimlerle ilgili bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü enzimler bütün soruların içerisinde ne oluyor? Serpiştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri hem hücre zarında geçebilen hem de enerji verebilen moleküllerdir? Yani hem küçük molekül olacak hem de enerji verecek. Enerji verenler nelerdi? Karbonhidrat, protein, yağ. Hemen bakalım. Glikoz karbonhidrat. Vitamin zaten enerji vermez. Protein enerji verir, yağ asidi enerji verir, değil mi? Şimdi bir de bakalım hücre zarından geçebilen küçük mü? Glikoz küçük, monomer zaten. Protein büyük, hücre zarından kolay geçmez. Sindirime uğraması gerekiyor. Yağ asidi, evet, monomer küçük, hücre zarından kolay geçer. O zaman cevabımız nedir? 1 ve 4. Yani bir önceki soruda, yani bu soruda hangilerinin küçük, hangilerinin büyük olduğunu bilmemiz gerekiyor. 2. Peptit bağı sayısı artan bir hücrede. Bu olaya bağlı aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Bir kere peptit bağı kimde bulunuyordu? Proteinlerde. Yine enzimlerde proteinden oluşuyor, değil mi? Hemen onu bir denklemini yazalım. Amino asitler birleşiyor. Neyi oluşturuyordu? Proteinleri. Değil mi? Proteinler büyük moleküller tabii. Bu yapım olayında ne açığa çıkıyordu? Su. Peki bu olayda amino asit ne oldu? Azaldı. Değil mi? Doğru. Su miktarı, evet, su açığa çıktı. Burada içi azaltmış. Artması gerekiyor. Bu nedir? Yanlış. Diğer şıklara bakalım. Hücrenin yoğunluğu. Su miktarı artarsa hücrenin yoğunluğu ne olur? Azalır. Polipeptit. Bu proteinlerimiz bizim nedir? Polipeptitlerdir. Polipeptit miktarı da ne oldu? Arttı. Hücrenin pH'ı. Hücrenin pH'sı ile ilgili asit mi baz mı alakalı yorum yapabiliriz. Amino asit azalıyor. Yani asitlik azalıyor. Değil mi? Asitlik azalırsa pH ne oluyordu? Artıyor. Yani bazlık artıyor. Bu da nedir? Doğrudur. 3. Canlıların temel bileşenlerinden olan bir organik molekülü bazı özellikleri şöyledir. Deri altında depo edilerek izolasyonda görev alma. Göçmen kuşlarda ve kış uykusuna yatanlarda metabolik su sağlama. En fazla enerji verebilme. Depolandığında hafifliğinden dolayı kuşlara uçma kolaylığı sağlama. Evet. Bu özelliklerin hepsi kime aittir? Yağa, değil mi? Yağ lipidlere ait bir özelliktir. Ama soru bizde ne diyor? Bunu sormuyor. Bu molekül daha çok aşağıdaki verilen hangi organik bileşiklerin dönüşümüyle oluşur? Biz ne biliyorduk? Karbonhidratlar, proteinler, yağlar birbirine dönüşebiliyordu. En fazla karbonhidratları fazla miktarda aldığımız zaman fazlası neye dönüşüyordu? Yağa dönüşüyordu. Değil mi? Bizden de bunu istiyor. Hangisinin dönüşümüyle oluşur? Yani karbonhidratların dönüşümüyle yağ molekülü artar. Biz diyoruz ki yağ yemiyoruz, yemiyoruz. Nereden oluşuyor? Yani karbonhidratları da fazla miktarda yersek yağı arttırıyoruz. 4. Mineraller ve su canlıların dışarıdan aldıkları maddelerdir. Canlı yapısında metabolizma olaylarında önemli rol oynarlar. Bunlar inorganik maddeler zaten, değil mi? Dışarıdan alıyorduk. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Enerji verirler. İnorganikler enerji kesinlikle vermiyordu. Suyu unutmuyoruz. Su enerji veriyor gibi gözüküyor ama su enerji vermez. Yanlış. Sindirilmeden kana karışır. Evet, küçük mü büyük mü? Mineral su küçük. Zaten inorganiklerin hepsi küçüktü ve sindirilmeden ne oluyordu? Kana karışıyordu. Düzenleyici, evet, mineraller ve su düzenleyicilerin en önemlisiydi. Ondan sonra vitaminler, enzimler. Ototrof canlılarda üretilirken ATP harcanır.
Mineraller ve su, bunlar inorganik moleküllerdi. İnorganik molekülleri nereden alıyorduk? Canlılar bunu sentezliyor muydu çocuklar? Yok. Değil mi? Nereden alıyor? Dışarıdan, doğadan. Burada ne demiş? Ototrof canlılar üretirken ATP harcar. Zaten ototrof canlılar üretmez ki bunu. Çünkü bunlar inorganik ve doğadan hazır alınan inorganiklerdir. Yani cevabımız ne oluyor? 2 ve 3. Dördüncü soruya bakalım. Proteinler büyük ve kompleks yapılı moleküllerdir. Yani polimerlerdir. Canlı da yapıcı, onarıcı, düzenleyici yani hormonların, enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici olan bu moleküller her canlının kendine özgüdür. Zaten proteinler kendine özgü olmasının sebebini bilmemiz gerekiyordu. Bu soru da onun üzerine yapılmış. Protein çeşitlerinin canlılarda farklı olmasının nedenini istiyor bizde. Neden proteinler birbirinden farklıdır? A. Genetik şifre ile sentezlenmesi. Genetik şifre yani DNA tarafından sentezleniyor, değil mi? Evet, o zaman DNA'mız da şöyle baktığımız zaman farklı canlıların proteinlerin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir? DNA'ların farklı olmasından kaynaklanıyor, değil mi bu? Ama aynı canlıların proteinlerin farklı olmasının sebebi nedir derse, DNA yapıları aynı çünkü. Nedir? Onları oluşturan amino asitlerin sayısı, sırası, dizilişi ve çeşidi birbirinden farklı olunca oluşan proteinler de nedir? Birbirinden farklıdır. B'ye baktığımız zaman yapılarında diğer organik moleküllerinin farklı olarak azot. Azot zaten hepsinde var. Bu ayırt edici özellik değil. Yapı taşı amino asit, peptit bağları var ve enzimlerin yapısına katılır. Yani bu bütün proteinlerde olan özelliktir. Farklı olmasını sağlamıyor. 6. Şimdi bakalım moleküllerinden hangilerinde miktar değişikliği olur diyor. Şimdi ne koymuş? Uygun sıcaklıktaki yandaki deney ortamı hazırlanıyor. Ve deney ortamına baktığımız zaman kabın içerisinde nişasta var. Su var ve nişastayı maltoza hidroliz eden enzim. Değil mi? Nişasta büyük molekül zaten. Polisakkarit. Neye çevriliyor? Maltoza çevriliyor. Değil mi? Disakkarit. Peki büyük molekülleri küçük moleküllere parçalarken ne yapıyorduk? Su kullanıyorduk ve enzim kullanıyoruz. Bir de artı ne kullanıyoruz? Enzim kullanıyoruz. Değil mi? Hangilerinin miktarında değişiklik olur diyor. Evet. Nişasta maltoza dönüşüyor. Yani galaktoza kadar parçalanmıyor. Maltoz parçalanmamış. Değişiklik olmaz. Nişastayı sindiren enzim varsa nişasta maltoza dönüşüyorsa miktarı ne yapacak? Azalacak. Peki bu hidroliz olayında parçalanmada biz ne kullanıyorduk? Su kullanıyoruz. O zaman su da azalır. Unutmuyoruz. Enzim kullanılıyor. Tekrar tekrar kullanılıyor. Miktarında değişmiyor. Yani değişmeden çıkan bir şey gördüğümüz zaman o nedir? Enzimdir. Direkt enzim. Ne diyoruz o zaman cevaba? 2 ve 3. 7. Açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi bir deney grubu var, ikinci deney grubu var. Bu tip soruları çözerken, şimdi ikisinde de bakıyoruz. Farklı olan bir şey varsa soru onun üzerine sorulmuştur. Şimdi birinci deney grubuna baktığımız zaman %5'lik disakkarit var. Değil mi? Substrat. Bakıyorsun burada da %5'lik disakkarit. Yani etkilemez. Bir amayası var değişiklik olarak. Burada yok. Monosakkarit ayrıcı burada var. Diğer deney grubunda da var. Sıcaklıkları 15 derece, bunun 30 derece. Biraz etkileyebilir, dursun. 10 milim su, burada da 15 milim su. O da farklı. Birinci deney grubunda renk, çözeltinin rengi kırmızıya dönüyor. Yani reaksiyon gerçekleşmiş burada. İkinci deney grubuna baktığımız zaman da çözeltide renk değişikliği yok. Yani reaksiyon gerçekleşmemiş. Burada da ne diyor? İkinci deney grubunun neden reaksiyonun gerçekleşmediğini soruyor.
Bakalım. Bir, uygun sıcaklığın olmaması. 30 derece. Evet, uygun bir sıcaklık. Uygun sıcaklık olmaması arkadaşlar 36'nın üstünde arıyorsunuz. Yani 50, 40, 60, 80. Böyle bir sıcaklık olursa yapısı bozulur ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Ortamda enzim bulunmaması. Evet, enzimle ilgili bir şeye verilmemiş ama dursun diyoruz. Yeterli substratın bulunmaması. İkisinde de substrat miktarları aynı, o zaman değişiklik olmaz. Su miktarının düşük olması, aksine su miktarı daha fazladır. Bu da etki göstermez. Yani ikisindeki fark aslında ne? Enzim. Değil mi? Ne var o zaman? Bir grama yağının içerisinde enzim var. Bu enzim sayesinde reaksiyon gerçekleşiyor. Diğerinde ise enzim bulunmadığı için reaksiyon ne yapmıyor? Gerçekleşmiyor. Cevabımız o zaman bu. 7. Bitti. 8. Aşağıda verilenlerden hangisi vitaminlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Evet, vitaminler de önemli. Bu vitaminin özelliğini de buradan ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz. Glikoz ve amino asitlerden dönüşüm reaksiyonları ile elde edilebilir. Evet, vitaminleri, şimdi karbonhidratlar, proteinler birbirlerine dönüşebiliyor ama vitaminlere ne yapmıyor? Dönüşmüyor. Yani böyle bir şey zaten hiç söylememiştik. Yanlış. Diğer soru şıkları da okuyalım. Vitaminlerin karbon, hidrojen, oksijen zaten üçü de organik molekül olduğu için bu üçü de mutlaka ne yapması lazım? Bulunması gerekiyor. Yani ortak. Bitki veya bakteri hücrelerinde üretilmeleri vitaminleri evet kendi besini kendisi yapan bitkiler olabilir, bakteriler olabilir, fotoototrof yapanlar vitaminleri üretir. Değil mi? Hepsinde ortak. Enzimlerin yapısına katılma. Vitaminler enzimin yapısına katılır. O da doğru. Sindirilmeden hücre zarından kolay geçer. Vitaminler küçük moleküllerdir. Küçük moleküller olduğu için sindirilmeden hücre zarından ne yapıyor? Kolay geçer. 9. Canlıların yapısında bulunan moleküllerin yapısı ve görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kim bunlar? Madensel tuzlar ve su. Yani inorganik moleküller, değil mi? İnorganik moleküllerin görevleri hangisi değildir diyor. Organik bileşiklerle organizmanın yapısını oluştururlar. Örnek mesela bunlar neye karışıyordu? Su. Organik mesela hormonların yapısında ya da dediğimiz organiklerin içerisinde su, tuzlar birlikte bulunuyor. Değil mi? B. Enzim ve hormonların yapısına katılarak düzenleyici görev. Zaten bunların en önemli görevi düzenleyici. Neden? Enzimlerin ve hormonların yapısına katılıyor ve A şıkkıyla aynı. Kaynakları cansız ortamlardır. Bunlar inorganik molekül olduğu için nereden alıyordu? Doğadan, yani cansız ortamlardan alınıyor. D. Bazı çeşitlerini alamayan bitkisel ve hayvansal organizmalar yaşayamaz. Neden? Çünkü bu inorganik molekülleri, su, tuzları canlılar almak zorundadır. Değil mi? Fazlası zarar dedik, azı da zarar. Ama az da olsa, az da ihtiyaç olsa mutlaka ne yapması lazım? Alması gerekiyor. Almazsa yaşayamaz. Karbon hidrojen atomlarından oluşur. Ne demiştik? Bunlar inorganik moleküller. İnorganik moleküllerde karbon, hidrojen, oksijenler bir arada ne yapmıyordu? Bulunmuyor. Hepsi birlikte yok. On. Eşit miktarda maltoz ve laktoz bulunan bir deney tüpü. Uygun sindirim enzimleri konulup bir süre bekletiliyor. Bu süre sonunda deney tüpünde moleküllerin miktarları hangisi doğru olarak verilmiştir? Eşit miktarda maltoz veriyoruz. Maltoz neyden oluşuyordu? Maltoz bir disakkaritti, değil mi? Glikoz artı glikozdan oluşuyor. Artı su var burada bir tane. Evet. Laktoz neyden oluşuyordu? Su molekülü. Laktoz. Evet arkadaşlar. Laktoz glikoz artı
Galaktozdan oluşuyor. Galak tozdan oluşuyor. Değil mi? Şimdi ben bunu laktozu ve maltozu deney tübüne koyduğum zaman belirli bir süre sonra neler ortaya çıkıyormuş? Glikoz, glikoz, glikoz ve galaktoz açığa çıkıyor. Değil mi? Yani bir tane galaktoz, üç tane glikoz. Grafiklere baktığımız zaman hangisini ifade ediyor bakalım? Galaktoz bir tane, fruktoz var mı? Yok. Glikoz kaç tane? Üç tane. Hangisi bunu gösteriyor? Evet, bu. Değil mi? Hiç yok fruktoz. Bir tane galaktoz, üç tane de ne var? Glikoz var. 11. İnsanlarda yağların yağ asidi ve gliserolü dönüşümü sırasında ne yapıyor? Burada bir hidroliz oluyor değil mi? Yağları yağ asidi ve gliserolü dönüştürelim. Nasıl dönüştürüyorduk? Yağ bir polimerdi, yağ. Yağ asidi artı gliserol. Bir tane gliserol, üç tane yağ asidi vardı. Ve üç tane de ne çıkıyordu? Su açığa çıkıyor değil mi? Ve şu şekilde. Ama biz ne yapıyoruz bu soruda? Hidroliz ediyoruz. Yani yağı yağ asidi ve gliserole dönüştürüyoruz. Su kullanıyoruz ve bunları parçalıyoruz. Polimerler azalıyor, monomerler artıyor. Su azalıyor. Arasındaki bağ ne oluyor? Kopuyor, azalıyor. Peki yıkım olaylarında enerji harcıyoruz mu? Harcamıyorduk. Yapımını harcıyorduk. Bu da bir hidrolize örnekti. Şimdi hangisi gerçekleşmez bakalım. Hücre yoğunluğunun artması. Su azalıyor. Su azalırsa yoğunluk ne olur? Artar. Değil mi? Gerçekleşmeyeni soruyor bizden. O zaman bu gerçekleşir. ATP harcanması. Yıkım olayları yani hidroliz olayında enerji harcamıyoruz. Yapım olayları dehidrasyonda enerji harcıyoruz. Bu da nedir? Yanlıştır. Ester bağlarının koparılması. Yağlarda ester bulunuyor. Hidroliz edildiğinde ne olur? Bağlar koparılır. Su açığa çıkması, aksine ne kullanılıyor? Su kullanılıyor. Su açığa çıkmaz. Değil mi? Ne istiyor bizden? Yanlış olanı istiyor. 2 ve 4. Tekrar hatırlatalım. Yağların yapı taşı, yağ asidi ve gliserol. Proteinlerin yapı taşı neydi? Amino asit. Karbonhidratların yapı taşı, monosakkaritler en çok kullanılan glikozdu. Değil mi? Karbonhidratlarda glikozit bağı kullanılıyordu. Yağlarda ester bağı, proteinlerde de peptit bağı kullanılıyor. Tekrar en önemli bir özelliği söyleyeyim. Dehidrasyon yani yapımda enerji harcanıyor. Yıkımda, hidrolizde enerji harcanmıyor. 12. Aynı sayıda bağ içeren iki protein molekülünde aynı sayıda bağ içeriyorsa ne oluyor? Aynı sayıda amino asit kullanmıştır değil mi? Aynı sayıda su açığa çıkmıştır. Hangileri kesinlikle aynıdır? Sentezleri sırasında açığa çıkan su dedik. Evet, su açığa çıkıyor. Kullanılan amino asitlerin çeşidi. Çeşidini bilmiyorum. Çeşidi. Çünkü iki farklı diyor. İki. Çeşidi, sırası nedir? Farklıdır. Amino asitlerin birbirine bağlanma biçimi nasıldı? İki tane amino asit yan yana geliyor. Peptit bağla bağlanıyor. Yani aynıdır. Kesinlikle. Sentez için şifre veren yönetici molekülün nükleotit dizilimi. Yani proteinin şifre veren DNA'daki aktif gen bölgesi aynıdır diyor. Yanlış. Aynı olursa aynı protein sentezlenir. Burada ise farklı protein olduğu için nedir? Dizilimleri aynı değil kesinlikle. Cevabımız da 1 ve 3. Proteinler burada amino asitlerden oluşuyor ve DNA kontrolünde oluşuyor dedik. Enzimlerde proteinlerden oluştuğu için enzimlerde her zaman proteinle ilgili soruları da düşünerekten cevaplamamız lazım. Proteinlerde olan özellikler enzimlerde de var. Ve böylelikle enzimler sorusunu bitiriyoruz, enzim 2 sorusunu. Bugün dersimiz bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.